Arkadaşlar merhaba. 20. föyde en son 14. soruyu çözmüştük. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi 15. sorunun çözümüne geçeceğim. 2x kare eksi 3x artı m eşittir 0 denkleminin köklerinden köklerinin biri x1 ve diğeri de x2'ymiş. X1'in kübü artı x2'nin kübünün 18'e eşit olduğunu söylüyor. Ve burada m değerini bulmamızı istiyor bizden. Evet, polinomlar konusunda da küp açılımından bahsetmiştik. Açılımının nasıl olduğunu biliyorduk. O zaman şurada bir küp açılımı var bakın. Küp açılımından yola çıkarak sorunun çözümüne geçelim. X1'in kübü artı X2'nin kübünün açılımını yaptığımızda, küp açılımından yola çıktığımızda X1 artı X2'nin kübü eksi 3x1 çarpı x2 parantez açıyordum. X1 artı x2 şeklinde yazıyordum. Küp açılımında neye eşitmiş? 18'e eşitmiş. Bakın burada yine nelerim geldi? Kökler toplamı ve kökler çarpımım geldi. Kökler toplamım eksi b bölü a'ydı. Şurada bir eksim daha var. O yüzden ne olacak? Artı 3 bölü 2'nin kübü yazıyorum. Eksi 3 çarpı kökler çarpımı neydi? C bölü a'ydı. Yani m bölü 2'yi yazdım. Bakın tekrar kökler çarpımı var. Kökler toplamı var. Kökler toplamını da bulmuştum. 3 bölü 2 neye eşit? 18'e eşit. Buradan da şimdi neyi bulacağım? M değerini bulacağım. Şurada bir küp var. Küp yazacağım. Burası küp olacak. E 3 bölü 2'nin kübünü aldığımda ne? 27 bölü 8 gelecek. Eksi 3 kere 3 9 eksi 9 m bölü 4. Aşağıdaki ikili 2 çarptığında 4 geldi. Eşittir 18'e. Evet. Şurada bir payda eşitlesem. 27 eksi 9'da 2'yi çarptım. 18 mi? Bölü 8 eşittir 18'e. Şuraya geçtim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 27 eksi 18 mi? Neye eşit olacak? 18'e 8'i çarptığımda 144'e. 27'yi karşıya attım ve her iki tarafı eksi 18'e böldüğümde m değerini de buradan eksi 13 bölü 2 buluyorum. M eşittir. Eksi 13 bölü 2'dir dedim. Ve bir sonraki soruma geçtim. Bir sonraki sorumda yine bir denklem verilmiş. Köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. Kök içerisinde x1 eksi kök içerisinde x2 eşittir 3 olduğuna göre k değerini soruyor. Şöyle yapsam her iki tarafın karesini alsam köklerden kurtulmak için. Kök eksi 1'in karesini aldım. X1 geldi. Kare açılımını nasıl yapıyordum? Birincinin karesi, sonra çarpımlarının iki katı, 2 çarpı kök x1 çarpı kök x2 artı diğerinin karesi yani kök x2'nin karesini aldığında x2 neye eşit olacak? 9'a. Şimdi şurada bakın. X1 artı x2 geldi. X1 artı x2. Eksi. 2 şuradaki kök x1 ile de kök x2'yi bir kök içerisine yazabilirim. Kök x1 çarpı x2 neye eşit olacak? 9'a. Bakın kökler toplamı ve kökler çarpımı geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. O da eksi 13. Bir de eksim vardı. 13 bölü 1'den 13 geldi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a. C bölü a neydi? Sabit sayım olan k bölü 1'den k gelecektir. Onu yazmıyorum. Eşittir 9'a. 13'ü karşıya attım. Eksi 2 kök k
9'dan şöyle yazdım. 9'dan 13 çıkarttım. Eksi 4 kaldı. Ve şöyle eksiyle eksiyi çarptım artı. Eksiyle eksiyi çarptım artı. Yani her iki tarafı eksiyle çarptığımı düşündüm ve 2'ye böldüğümü düşündüm. O zaman kök k buradan 2 geldi. Sadece benden k değerini istiyor. O zaman yine her iki tarafın karesini alıyorum. K da buradan 4 değerini bulmuş olduk. Geçtim. 17. Sorum var. Benim. 17. sorum var. Yine bir denklemi verilmiş. Kök x1 artı 1 bölü kök x2 eşittir 7 bölü 3 ve benden kökler toplamını istiyor. Evet, şurada payda eşit desem kök x2 ile payda eşit desem ne olacaktır? Kök içerisinde x1 çarpı x2 artı birim var. Bir de paydamda kök x2'm var. Yani kök x2 ile ne yaptım? Paydan genişlettim. Neye eşit? 7 bölü 3'e. Şimdi kök içerisinde kökler çarpımı var. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Yani 36 bölü 1'den 36 ve kök içerisinde nasıl çıkar? 6 olarak çıkar. 6 artı 1, bir de yanında birim var. Bölü kök x2 eşittir 7 bölü 3'e. Şurada bakın. Üstte 7 var. Eşitliğin diğer tarafında da 7 var. O zaman bunları sadeleştirebiliyorum. Bakın burada topladım da sadeleştirdim. Orada bir kafa karışıklığına sebep olmasın. O zaman kök x2 neye eşit? 3'e. Her iki tarafın karesini alırsam şöyle her iki tarafın karesini aldım. Şöyle kare aldım. O zaman x2 buradan ne gelecektir? 9 gelecektir. Şimdi kökler toplamını soruyor bana. x2'yi buldum. Şimdi x2'yi de denklemde yerine yazdığımda diğer x1'i bulmaya çalışacağım. 9'un karesi 81 eksi 9k artı 36 eşittir 0'a. 81 ile 36'yı topladın. 117 eksi 9K'yı karşıya attım. 9K ve her iki tarafı 9'a böl her iki tarafı 9'a bölüyorum. K buradan ne gelecektir? 13 gelecektir. Peki bu K değerim benim zaten K değerim 13. Peki K değerim aslında benim kökler toplamı mıdır? Yani x1 artı x2. X1 artı x2. Neydi? Eksi b bölü a'ydı. Eksi b zaten buradan k bölü 1'dir. O da k'dır. K değerim de zaten 13'tür. Benim kökler toplamı buradan ne gelecektir? 13 gelecektir. Geçiyorum. Yine bakın denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1'in karesi eksi 8, x2 eksi 17'nin bana sonucunu soruyor. Evet, geçtim 19. soruya. Farklı örnekler çözelim. Şimdi denklemin kökleri sıfırdan farklı k ve m değerleri. Bakın burada kökleri x1 ve x2 vermemiş. K ve m değeri olarak vermiş. Bundan önceki sorularında x1 ve x2 benim köklerimdi. Buradaki köklerim ise farklı k ve m olduğuna göre diyor. Şimdi o zaman kökler toplamı yine ne olacaktır? K artı m. K artı m de neye eşittir? Kökler toplamı. Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a nedir?
Eksi 4K bölü 1'dir. Bir de eksi vardı başında formülden. O zaman 4K bölü 1'den 4K olacaktır. Peki kökler çarpımı K çarpı M C bölü A'ydı. Bu da 3M'ye mi eşittir? C bölü A'dan 3M bölü 1. Şuradaki bakın M'ler sadeleşti. K değerim buradan ne kaldı? 3 kaldı. Şurada da bakın K değerini görüyorum. K değerini de yerine yazdığımda ya da ilk önce düzenleyelim. M eşittir. Şuradaki K'yı karşıya atsam. M eşittir. 3K mı oldu? K vardı. Eksi K olarak geçti. M eşittir 3K. Ve K değerini de ben buldum. M eşittir. 3 çarpı 3'ten M değerimi de 9 buldum. Artık benden istenen neydi? M artı 12 bölü K. Yerini yazıyorum. M'yi 9 buldum. 9 artı 12 bölü K değerim 3 eşittir dedim. 12 bölü 3 4. 9 artı 4'ten de 13 cevabını buldum. 13 cevabı. Evet arkadaşlar geçtim bir tane uyarı var. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde. A artı c eşittir b eşitliğini sağlıyor ise denkleminin köklerinden birinin eksi bir olduğunu söylüyor bize bu uyarı. Geçelim örneklerde bakalım. Şimdi kök 3 artı 2 eşittir x kare artı kök 3 eksi 2x eksi 4 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesini bulalım. Bir önceki uyarıda. Şimdi a artı c'nin toplamının b'ye eşit yani a artı c eşittir b ise yani bu eşitlik sağlanıyorsa denklemin köklerinden birinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım sağlıyor mu? A değerim neydi? X karenin katsayısıydı. Yani kök 3 artı 2. D değerim neydi? Sabit olan sayı. Eşittir. Şuraya baktım. Kök 3 eksi 2. Kök 3 eksi 2. B değerim. X'in katsayısıydı. Sağladı mı? Evet sağladı. Yani B'ye eşit. O zaman diyorum ki denklemin köklerinden bir tanesinin cevabı yani bir tane köküm eksi 1. Bir köküm o zaman x birim eksi 1 olacak. Şimdi o zaman kökler çarpımından yola çıkalım. X1 çarpı x2. C bölü a'ydı. C ne? Eksi 4 bölü. A değerim ne? Kök 3 artı 2. Ve ben bir tane kökün eksi 1 olduğunu biliyorum. Şurası eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x2 şöyle içler dışlar çarpımı yapıyorum. Aynı zamanda x2 eşittir 4 bölü kök 3 artı 2. Şöyle eşitlik ile çarpsam artı 2. Eşitlik ile çarpsam kök 3 şöyle eksi kök 3 artı 2 ile çarpsam. Ne olacaktır yukarısı? 4 çarpı eksi kök 3 artı 2 bölü aşağısı eksi 3 artı 4'ten cevabı şurasının ne olacaktır? 1 olacaktır. İçeriye dağıtıyorum. Eksi 4 kök 3 artı 8 bölü 1'i yazmıyorum artık. Çünkü sonuç değişmeyecektir. O zaman bir tane kökümü eksi 4 kök 3 artı 8. Diğer köküm de zaten eksi 1'di. Çözüm kümesini şöyle yazıyorum. ÇK parantez açtım. Eksi 1 ve eksi 4 kök 3. Eksi 4 kök 3 artı 8. Çözüm kümesi bu arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya.
Denklemin köklerinden biri x1 yani neye eşitmiş? 1 eksi kök 2 olduğuna göre m değerini bulmamızı istiyor bizden. Şimdi kökler çarpımından yola çıksam. Kökler çarpımım x1 çarpı x2 idi. Kökler çarpımım c bölü a yani 2 kök, pardon, 2 eksi kök 2. Bir tane kökü de biliyorum. 1 eksi kök 2 çarpı x2 eşittir 2 eksi kök 2. Şimdi buradan x2'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi şu tarafta kök 2 parantezini alsam ne olacaktır? Kök 2 eksi 1 kalacaktır bu taraftan. Diğer tarafta 1 eksi kök 2 çarpı x2'm var. Ve bakın bu taraftakiler aynı. Sadece eksiyle çarpılmış hali. O zaman sadeleştirsem ve bu tarafta bir eksim olsam. x2 buradan eksi kök 2 gelecektir. Şimdi diğer kökümü de buldum. Eksi kök 2. M değerine bakalım. Diğer köküm eksi kök 2. Şimdi x1 artı x2 kökler toplamından yola çıkıyorum. Kökler toplamında eksi b bölü a'ydı. O zaman şurasını eksiyle çarpacağım. Eksi m eksi 1 bölü a'yı yazmıyorum. Çünkü a 1. Kökler toplamın bir tanesi 1 eksi kök 2. Diğerisi de eksi kök 2. Topluyorum bunları artık. Eşittir. Eksi m eksi 1. Eksi 1'i karşıya attığımda 2 gelecek. Artı 1 olarak geçecek. Burada da birim var. 2. 2 eksi kök 2 ile kök 2'yi topladım. 2 kök 2. 2 kök 2 eşittir. Eksi m. Her iki tarafı eksiyle çarparsam m buradan 2 kök 2 eksi 2 bulunacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi bir çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuzdan devam edelim. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki yerel sayı olmak üzere. X kare artı M artı 1 X artı N eksi M eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri M eksi N sayısıdır. Buna göre N bölü M oranı kaçtır? Şimdi şöyle bakalım. Bir tane köküm benim M eksi N ise kökler toplamı kökler çarpımından yola çıkalım. Kökler toplamım neydi? X1 artı X2 idi. Bir kökümü bana ne vermiş? M eksi N. O zaman M eksi N artı X2. Denklemimde kökler toplamım ne olacak? M artı 1. Eksi B bölü A'ydı. O zaman eksiyle çarpıyorum. Eksi M artı 1 gelecek. Şimdi kökler çarpımına bakalım. Yine bir köküm benimle m eksi n çarpı x2. Kökler çarpımına baktım. Denklemimde kökler çarpımım c bölü a yani n eksi m n eksi m bölü 1'e eşit bölü 1'ini yazmıyorum. O zaman bakın şurada bir yine sadeleştirme işlemim var. Şurayı eksi ile eksi parantezini alsam. Eksi n artı m mi olur? Şöyle yapalım. M eksi n çarpı x2 eşittir. Eksi parantezini aldığımda m eksi n oldu. Ve bakın m eksi n'ler sadeleşti. O zaman x2'nin buradan eksi 1 olduğunu görüyorum. O zaman diğer kökü eksi 1 bulduysam şuraya eksi 1 yazıp devam ediyorum. Çünkü zaten birinci kökümü bana vermişti. Diğer kökü de ben buldum. Eksi 1. M eksini eksi 1 eşittir. Eksi M eksi 1'e. Şu eksiyi de içeriye dağıttım. M'yi karşıya attım. 2m eksi n eşittir. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1. Artı 1'den artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. 0 kaldı. O zaman 2m eşittir. Neyi karşıya attım?
Eksi neydi? Artı neye geçti? Bana n bölü m oranı soruyor. O zaman her tarafı m'ye böldüm. Ve n bölü m oranı buradan 2 gelmiş oldu. Yani A şıkkı. Evet arkadaşlar, soru çözümlerini burada sonlandırıyorum. Zaten sorularımız da bitti. Hemen hemen farklı soruları çözdük. Burada sonlandıralım. Görüşmek üzere arkadaşlar.